Akbelen Ormanı davasında 3 defa bilirkişi keşfi yapıldı ve 3. bilirkişi keşfi raporları çok kötü geldi. Maalesef mahkeme yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldırdı ve şirket mahkemeyi biz kazandık diyerek ortalığa, köylülere, diğer köylere ve Milas'a mahkemeyi biz kazandık, Akbelen Ormanı'na gireceğiz kesim için diye söylemeye başlayınca zaten 540 gündür devam eden, 1,5 yıl aşkındır devam eden bir nöbet var burada. Tekrar nöbeti canlandıralım. Buraya herhangi bir girimde bütün Türkiye'nin her yerinden, direniş noktalarından destek istedik açıkçası, çağrı yaptık. Çünkü Akbelen'e bu kadar emek verdik, İkizköy'e bu kadar emek verdik, Işıkdere'yi kaybettik. Oradaki yıkımın, arkeoloji kazının yıkımı, zeytinlerin yıkımı, ormanın yıkımı, o köyün yok edilişi bizim en büyük zaten içimizdeki yara, acı. Ve bu direnişi bu kadar bence güçlü kılan, bizleri bu kadar inat ettiren, oradaki hatamız mı diyeyim, bilmeyişimizden kaynaklanan bizim bu direnişimiz. Şu an bir haftadır, hatta yılbaşından önce inanılmaz Akbelen nöbetine destekler geliyor. Türkiye'nin her yerinden insanlar akın ediyor buraya. Bugün Doğaçı Sanat Derneği burada, işte panelleri var, konuşmacıları var. İzmir'den avukatımız geldi. Dün Çanakkale'den İDA Derneği buradaydı. Yani her yerden, dediğim gibi Türkiye'nin her yerinden destekler yağıyor. Yani bu kadar emek verdik. Bu saatten sonra Akbelen'i kaybedemeyiz dedik. Herkes sesimizi duydu. Yine buradayız. Dediğim gibi 1,5 yılı aşkındır bir nöbet var burada. 4 yıldır da bir direniş var İkizköylüler tarafından yürütülen. Her zaman dediğimiz gibi yani havamız, suyumuz, toprağımız, tekrar toprağımızdan, köyümüzden, zeytinimizden edilmek istemeyişimiz aslında. Çırpınışlarımızdır bu. Ve şirketin burada biz haykırmamıza rağmen, biz köylüyüz, biz mağdur ediliyoruz, artık bunu yaşamak istemiyoruz. Elektrikse bunun başka yolları var, güneşi var, rüzgarı var dememize rağmen elektrik adı altında, kamu yararı adı altında yine topraklarımıza göz dikilmiş durumda. Ama her ne olursa olsun biz karşılarında duracağız. Son durum çok güzel yani, hani mahkeme yürütmeyi durdurmayı kaldırmış olabilir ama söylediğimiz şey şu. Mahkememiz henüz sonuçlanmadı. Biz buna tutunuyoruz. Fiili olarak yine önlerinde duracağız. Her ne olursa olsun kestirmeyeceğiz ormanımızı diyoruz. Şirketin girişimleri her zaman var. Dinamit patlatıyor yani. Biz bunu zaten gösterdik yılbaşından önce. Hiç durmadı şirket. Bizim kazanımımız sadece Akbelen'e giremediler. 4 senedir girmeye çalışıyorlar 2019'dan bu yana. Akbelen'e giremediler. 2017'de aldıkları Işıkdere'yi yalnız delik deşik ettiler. Hiçbir şey kalmadı o köyde. Ne deresi kaldı, ne arkeoloji kazı çıktı altından bir uygarlık fışkırdı, ne uygarlık hiçbir şey bırakmadılar. Ören'e doldurduklarını söylüyorlar. Bıraksalar da yerinde kalsaydı. Her şeyi gözlükler dedik ya, yani Işıkdere'yi yok ettiler. Geri kalan yeri de yok etmeye çalışıyorlar ama biz vermeyeceğiz. Çok kararlıyız. Çok inat da ediyoruz. Akbelen Ormanı bize nefes oluyor. Yutak alanı diyoruz. Yabanı hayvan açısından geçiş noktası diyoruz. Sadece çam olarak bakmasınlar, kereste olarak bakmasınlar. Altındaki kömürü bıraksınlar, orada kalsın artık yani. O kömürü alıncaya kadar insanları sağlığından ediyorlar. Topraklarımızı yok ediliyor. Ormanları yok ediliyor. İçindeki canlılar ne yapsın yani? Biz bugün burada aslında kendi toprağımızın derdinde değiliz artık. O canlıların yaşam hakkı için. Bu çamların sesi olduk çünkü. Ayağı yok, gözü yok, kulağı yok. Dillendiremiyor, bize dokunmayın diyemiyor. Biz de onların yerine diyoruz bugün. Kendi toprağımız için çıktığımız bu onurlu yolda kendi toprağımızı bir kenara bırakarak artık ormanlara, gelecek nesillerin hayatına dokunmayın demek için buradayız yani. En başta toprağımızı kaybetmeyelim diye çıktık. Ama Akbelen olmazsa zaten toprağımız da olmayacak, hayvanımız da olmayacak, zeytinimiz de olmayacak. 50 sene, 80 sene verdiğimiz hiçbir şey olmayacak yani. Çünkü buranın artık kuşun kurdun şeyini düşünmeye başladık biz. Işıkdere'ye gidiyorduk, koyunları götürüyorduk. O deresi duruyordu. Derenin içinde kuşlar ötüyordu. İçinde kaplumbağalar geziyordu, yılanlar geziyordu. Öbür tarafı cehennem çukuruydu. Orada hiçbir şey yoktu. Ama şimdi o dereyi de yok etmişler. Yani o hayvanların evini, barkını an yok ediyorlar. Bir de gidiyorlar İstanbul'da, Ankara'da Limak neymiş, konser veriyormuş da sokak hayvanlarını yardım yapacak. İlk önce buradaki kuşun, kurdun, börtünün, böceğin evini bir bıraksın artık. Buradan bir elini çeksin. Yani orada sokak hayvanlarını zaten koruyan insanlar o kadar çok ki, burada bizler de aynı şekilde. Elimizden ne geliyorsa o sokak hayvanlarına derleriz, toplarız, yaparız. Ama buradaki canlının hayatına dokunmasın artık. Bizim hayatımıza değil, biz kendimizi korumaya çalışıyoruz, koruruz. Ama bu çamın dili şey yok yani. O kuşun ağzı yok, sadece ötüyor. Ve bizi cennete yaşatıyor kuşlar var ya. Ya yerimizi, yurdumuzu aldılar. Yiyecek ekmeğimiz kalmadı. Her şeyimiz bitti. Balımız gitti, arımız gitti. Ben evvel seneye kadar 50-60 tane bal alıyordum. Tavra gidip gidiyorsun, bir tutam ot kazıp gelip yiyorsun. Ama şimdi o da yok.
Bu ormanın içinde nice böceler var. Zeytinler çiçek açmıyor. Balımız aç kaldı. Ne vereceğiz? Yok, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kendi elimizle zeytin katili olduk biz. Kendi elimizle zeytinimizi kestik. İnsan kendi zeytinini keser mi? Bu ağaç gibi zeytinim vardı benim. Kestim, şimdi kendim ağlıyor zeytinimi yakıyorum. 5 çuval zeytin oluyordu üstünde. Ama hepsi bitti. Şimdi gene de burayı da alacak oluyorlar. Ama vermeyeceğiz. Dünya da dünyaya dönse biz burayı vermiyoruz. Ama bizim yerimiz cehennem ocağı oldu. Cennettin, cehennem ocağı oldu. Yazık değil mi bu millete? Herkes hasta oldu. Benim çocuklar, ben kendim bronşit hastasıyım. Adam doğa hastası. Bronşit hastası. Her gün hapına yaşıyoruz biz. Bir çıkıyor gökyüzüne duman. Bir rüzgar esti mi ya Ukkuyu'ya gidiyor, ya Bora geliyor, ya olduğu yerde kalıyor. Hepsini bitiriyor. Ben annem şirketin anneciğinde annem zeytini var. 50 kadar. 10 sene oldu annem oradan zeytin almaz oldu. Bu sene oldu. Nasıl olduysa bu sene oldu. 10 seneden beri annem çiçek yayıyor benim. Mecbur mu çiçek yaymaya? O kadar zeytinin var ki, o kadar ağacın var ki. Bal yemedik. Bir şey üretemedik. Zeytin bitti, ekim bitti, bal bitti. Buydu hiç yok zaten. Ne yiyeceğiz biz? Orada yaşıyordum. Burada bir köy vardı. O köy benim köyümdü. Benim çoluğum, çocuğum bu köyde yaşadı. Beni buradan istimlak ettiler. Aladere, Veredere'nden topraklarımızı, ağaçlarımızı aldılar. 10 bin liradan aldılar dönümünü. Ben buraya yer yaptım, ev yaptım, trafik. Oradan aldığım para orayı karşılamadı. Ben kredi çektim, ev yaptım buraya, kredinden. 6 ay sonra bana tebligat geldi, buradan da kalkacaksın diye. Madem kaldırıcıydınız, bana oraya niye ev yaptırdınız? Doğduğum, büyüdüğüm yeri bakınca içim yanıyor. Her şeyim burada olduğu için içim yanıyor yani. Dövümleniyor burada, konuşamıyorum. Onun için şimdi karadam kalcık diyorlar. Karadam kalsa topraklarını alacaksın, kuvasını alacaksın. Bu adamlar nasıl yaşayacak orada? Ne yiyecek, ne içecek? Orayı da al ya. Madem karadamı niye bırakıyorsun? Alabileceksin al. Gücün yetiyorsa al. Ama biz vermeyeceğiz. Öleceğiz. Vermeyeceğiz bu toprakları. Bu doğayı vermeyeceğiz. Ben burada